Açtın mı? Açtım. Selam arkadaşlar. Yarın eşimle yıl dönümümüz. Eşin kim? Hamide. O üstüş yapmış abi. Ama o kadar eşya aldım ki artık bilmiyorum ne alacağım. Yani sonraki alacağım şey ya ev, ya uçak, ya Ferrari. He, abart abart. Yani ama bilmediğim için dedim ki gel Fransa'ya gidelim. Tabi takipçiler hep kafamın etini yediler. Her gün yazdılar ablayı Fransa'ya getir. Fransa, ya Fransa. Çünkü çok istiyordum. Ama bize karar verdik, dedik Disneyland'e gidelim. Şimdi yolculuk Disneyland'e, ta 570 km var. Evet. Allah'ın izniyle hemen varalım. Hava çok sıcak. Benim giydiğime bakın. He, bugün de seçimler olacak. Ne seçimi? Fenerbahçe başkan seçimi. İnşallah Ali Koç başkan olacak. Tamamdır. Buradan sonrasını ben alıyorum. Selamünaleyküm kızlar. Serkan'ın anlattığı gibi bugün Paris'e gidiyoruz. Paris bize 5 saat uzaklıkta, o yüzden arabayla gitmeyi tercih ettik. Hani geze geze gitmiş olacağız. Onun haricinde farkına vardım ki galiba geçenki vlogumda da aynı başörtüyü takmışım. Bu vlogumda da aynısını takmışım. Neyin kafasını yaşıyorum ben de bilmiyorum. Başörtü, vlog başörtüsü. Vlog başörtüsü bu. Her neyse, size tek tek anlatacağım. Biletlerimizi nereden aldığımızı, nereye ne kadar para ödediğimizi, her şeyi bilmenizi istiyoruz. Çünkü ben şahsen böyle bir video aradım YouTube'da ama bu kadar detaylıca bir video bulamadım Disneyland hakkında, Paris hakkında. O yüzden sizin bu videoya bakıp tüm bilgilere sahip olmanızı istiyorum. Öyle yani. Bizim kalacak. Ali Koç başkan olacak, güneş doğacak. Aşkım, resmen seçimlere bakamıyorum. O kadar bekledim, o kadar bekledim. Çünkü de yola çıktık. Aşkım, Ali Koç mu, ben mi? Aşkım, Ali Koç erkek şahsı. Vallahi sen yapıştırırım. Tabii ki sen. Yapıştırırım, bir tane görürsün günde. Aşkım, ben mi Tarkan mı? Ya bunu şimdi düşünmem lazım. Sen. Arkadaşlar, size bir şey göstermek istiyorum. Biz kısa Hollanda'da bir mola verdik. Serkan dedi ki kısa arabada bekle, bir işim var dedi. Ve karşıma bununla geldi. Evet arkadaşlar, şu an Hollanda'dayız. Bir tane arkadaşı gördüm. So, Ali Koç başkan, Fenerbahçe şampiyon. Yeah. Thank you very much. Ya ne problem. Sen kafayı yemişsin, bunu biliyorsun değil mi? Evet arkadaşlar, Ali Koç kazandı. Çok mutluyum. Aşırı mutluyum. Dünyanın en iyi insanı, en mutlu insanı diyebilirim. Bir yanımda karım. Öbür yanda Ali Koç. Aşkım, kartana bak. Gözükmedi. Ali Koç nerede ama ben göremiyorum onu. Ali Koç Türkiye'de. İyi, hadi hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Bağırma. Niye bağırıyor? Aşkım, cam açık bir tane. Bunun için sesli konuşuyorum. Evet. Tamam, hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Artık Paris'e şey yapabilir miyiz? Konsantremizi oraya verebilir miyiz? Verebiliriz. Ama sen söylemen lazım aşkım bu sefer. Hayır demeyeceğim aşkım. Ama sen bana söz verdin. Ali Koç başkan olmayacak. Oldu bile. Güneş doğum. Aa, oldu. Ali Koç başkan oldu. Bilmiyorum devam. Hangi can benim çektiğim acıyı çekti? Hangi kalp seni benimki kadar sevdi? Hangi yürek uğruna ölmek istedi? Ne olur sevgilim, son kez dinle beni. Hangi can benim çektiğim acıyı? Arkadaşlar, şimdi otoban ücreti alınacak. Aa, ticket mi veriliyor? Nasıl oluyor ya bu?
Sonra geri dönüşte mi deniyor acaba? Galiba öyle. Aa, ticket çıktı. Galiba geri dönüşte. Geri dönüştü. Maaşınlar geri dönüyor mesela. Evet, geri dönüş. O zaman onu kesinlikle kaybetmememiz lazım. Ver bakayım. Böyle bir şey. Seni seviyorum ölümüne kadar. Olur gitmezse de bedenim ne yapar? Dayanamaz gözlerimdeki yaşlar. Akar kalbime kadar. Sana doğru gider bu yollar. Seni yuttum. Seni sevdiğimden dolayı bana çarpar. Sen de beni seviyorsun. Biliyorum sopa aramıza acılar. Dizlerime sancılar. Gözlerimde gözünü gözleyen bakışlarım yine senin için ağlar. Elveda demesi bile kolay olursa, bu benim için kopmaz olan babayla koparsa, kanat olsun bütün aşklara. Korkma, aramam seni başkasında. Artık seven insan gelir yanıma. Bilemem ortada makarna değer versem acaba. Veremem, ben bir kere severim, bin defa sevemem. Kalbimi sana verdim, senden alıp başkasına veremem. Şimdi sen misin benim kalbim? Kimseyi tanımadım ben, senden daha özel. Kimselere bakmadım, aklımdan geçer. Kimseyi tanımadım ben, senden daha güzel. Aşkım mal yerine geldi karnına göre. Senden daha güzel. Kartı mı vereceğiz burada? Galiba. Evet arkadaşlar, müzik sağ mısın bir tanem? Burada herhalde kart isteyecekler şimdi bizden. Hemen vereyim cüzdanımı aşkım. Hadi hadi kardeşim hadi. Uçak kalkma uçak. Evet arkadaşlar. Böyle otoban ücretini burada ödüyorsun. Bakalım kaç para isteyecekler. 11.80 maşallah maşallah. Abi parayı nereye koyacağız? Al aşkım. Parayı nereye koyacağız? Ich weiß es nicht. 2 bilmiyorum aşkım. O soksana bir o. Nereye sokacaksın? O 3 ha şey orada düğme var. Düğmeye bas. Hangi düğme bu? Ben sağ tarafta. Bas oraya. Arkadaşlar, resmen sadece kartla ödeniyor. Banka kartımızı soktuk. Allah. Öyle girip çıkabildik. Allah'tan banka kartı. Allah'tan yanımıza almıştık banka kartımızı. Biz de ne bileyim nakit ödeniyor sanmıştım ama evet böyle. Galiba Damit Divis'in isim, soy isim falan. İsim kim girdi, kim evet. Etti falan diye herhalde. Evet. Aynen. Böyle. 11 euro 80 tuttu. Pahalıyız. Evet kızlar. Biz otel odamıza vardık. Bu oteli seçtik. Çünkü çoğunlukla zaten dışarıda olacağımız için o kadar böyle ahım şahım bir oteli seçmedik. Böyle yatak var. Buraya eşyalarını asabiliyorsun. Ve ayna var. Sanırım yeterli. Sonra buraya gidiyorsun. Burada da böyle banyo. Temiz havlular. Böyle güzel yani. Çok da şeyler, cana yakınlar aşağıdakiler. Evet. Tablomuz da burada. Hadi bakalım. Au revoir. Sen de söyle aşkım. Au revoir de. Au revoir. Selam arkadaşlar. Size otelimizi nereden tuttuğumuzu göstermek istiyorum. Booking.com diye bir tane sayfa var. Oradan otelinizi tutabilirsiniz. Biz fazla pahalı olmamasına gayret ettik. Çünkü zaten sadece geceleri uyumaya gidecektik. Çoğunlukla dışarıda geçirecektik vaktimizi. O yüzden otel bize 200 oraya mal oldu. Biz Bobigny'de bir tane otel bulduk. Ama şu an ismini söylemek istemiyorum. Çünkü aslında memnun kalmadık biz. Aslında yatağı falan hepsi iyi hoştu. Sadece banyoda böyle lekeler falan gördüm. Her gün temizlikçi gelmesine rağmen o lekeler orada duruyordu. Banyonun fayanslarında ve birazcık tiksindim. Ben biraz böyle
nasıl söyleyeyim, takıntılıyımdır böyle konularda. O yüzden başka yerlerde de otel bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Dediğim gibi biz 200 euro civarında ödedik ve otopark da ücretsizdi. Şu kısma oteli nerede tutmak istediğinizi yazıyorsunuz. Disneyland'e Disneyland'in adresini yazıyorsunuz ve onun yakınındaki oteller çıkıyor. Evet, gelelim Disneyland'in biletlerine. Disneyland'in biletlerini biz Get Your Guide diye bir tane app var. Oradan aldık. Kesinlikle güvenebilirsiniz. Bu sayfaya gördüğünüz üzere Target Ticket for Disneyland Paris yazıyor. İki kişilik aldık. PayPal'la ödedik. Onun haricinde bir de Paris'te gemi turunu buradan ödedik. Çok rahattı, çok süperdi. Yani çok memnun kaldım ben bu sayfadan. Hatta herhangi bir sorun olduğunda telefon numaraları bile mevcut. Hemen arıyorsunuz, hemen sizin probleminizi çözüyorlar. Biletleri bu sayfadan alıyorsunuz, size mail üzeri ulaşıyor ve biletleri basıyorsunuz. Biletleri bastıktan sonra, yani kağıt üzerine bastıktan sonra yanınıza alıyorsunuz ve Disneyland'e vardığınızda basmış olduğunuz kağıdı gösteriyorsunuz ve içeri girebiliyorsunuz. Bu kadar basit. Aynı şekilde gemi turu da öyleydi. Umarım işinize yarar söylediklerim, verdiğim tüm bilgiler. Olur da yine sorularınız olursa her zaman yazabilirsiniz. Hepsini cevaplamaya çalışacağım, öyle söyleyeyim. Elinden geleni yapacağım. Dediğim gibi umarım hoşunuza gitmiştir. Kendinize iyi bakın. Diğer videoda görüşmek üzere.